Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 10. bölüm. Aşk. Sevgi, lezzet veren şey tabii ki bir yönelişle etmekten ibarettir. Eğer bu yöneliş tekit edilir ve kuvvetlenirse aşk diye isimlendirilir. Aşık sevgilisine arkadaş olur ve onun için sahip olduğu her şeyi harcar. Züleyha'yı görmez misin? O Yusuf Aleyhisselam'ı olan sevgisinden ötürü malın ve güzelliğinin gitmesine razı oldu ki 70 deve yükü miktarı gerdanlık ve mücevheratı vardı. O, bütün servetini Yusuf Aleyhisselam'a ona sevgisi için harcadı. Hatta öyle ki, kim ben bugün Yusuf'u gördüm derse, ona bir gerdanlık hediye eder ve onu zengin ederdi. Bu şekilde servetini bitirdi. Kendisine hiçbir şey kalmadı. Bütün her şey Yusuf ismini takmıştı. Aşkının şiddetinden dolayı onun dışındaki her şeyi unutmuştu. Başını gökyüzüne kaldırdığında, Yusuf'un isminin yıldızlar üzerinde yazıldığını görüyordu. Rivayet edilir ki Hz. Züleyha iman ettikten sonra Yusuf aleyhisselam ile evlendi ve ondan ayrı yaşamaya başladı. İbadet için tenha yerlere çekildi ve yalnızca Yüce Allah'la oldu. Yusuf aleyhisselam onu gündüz yatağa çağırdığında onu geceyi ertelerdi. Gece çağırdığında ise gündüzü ertelerdi. Ey Yusuf! Ben seni onu yani Yüce Allah'ı tanımadan önce seviyordum. Ne zaman ki onu tanıdım, artık onun sevgisi başka bir sevgiye yer bırakmadı. Ben onun sevgisinin yerine başka bir şey istemiyorum dedi. Ve bu durum Yusuf Aleyhisselam'ın şöyle demesine kadar sürdü. Yüce Allah bana bu şekilde emretti ve senden iki evlat meydana getireceğimi ve onları peygamber yapacağını haber verdi. Züleyha, madem ki Yüce Allah sana bu şekilde emretti ve beni de bunun için vesile yaptı, o halde Allah'ın emrine itaat gerekir dedi ve birleşmeye razı oldu. Hikaye denir ki Leyla'nın Mecnun'a ismin nedir diye soruldu Leyla dedi. Yine bir gün Mecnun'a Leyla öldü denildi. Me mecnun Leyla benim kalbimdedir o ölmez zira Leyla benim. Bir gün Leyla'nın evine uğradı ve gökyüzüne baktı. Kendisine ey Mecnun gökyüzü değil Leyla'nın evinin duvarlarına bak belki onu orada görürsün denildi. mecnun ben Leyla'nın evinin üzerine gölgesi düşen yıldıza bakmakta iktifa ediyorum dedi. Rivayet edildiğine göre hallac Mansur Mansur'u 15 gün hapsettiler. İmam Şibli onun yanına geldi ve Ey Mansur, aşk nedir dedi. Mansur, bugün değil yarın bana sor dedi. Yarın olunca onu hapisten çıkardılar. Öldürülmesi için infaz sergisini yaydılar. O anda İmam Şibli onun yanından geçiyordu. Ona Ey Şibli, aşkın başlangıcı yanmak Sonu ise ölmektir dedi. Gerçek sevginin üç özelliği vardır. 1. Sevdiğinin sözünü başka bütün sözlere tercih etmek. 2. Sevdiğiyle beraber olmayı başka herkesle beraber olmaya tercih etmek. 3. Sevdiğini razı etmeyi başka herkesin rızasına tercih etmektir. Müntehada da böyle anlatılmıştır. Denildi ki aşk perdeleri yırtmak, sırları keşfetmektir. Vecd ise zikrin verdiği halavetten ötürü şevkin galebe çalması ve bunun neticesi ruhun bedeni kontrol etmekten acize düşmesidir. Hatta öyle ki vücut organlarından birisi kesilse dahi onu ne hisseder ne de duyar. Rivayet edilir ki adamın birisi Fırat nehrinde yıkanıyordu. Bu esnada adamın birisinin ey günahkarlar bugün mümin kullarından ayrılın ayeti kerimesini okuyduğunu duydu. Hemen kendisini bir titreme kapladı ve batıp olarak öldü. Cüneyd-i Bağdadi şöyle demiştir. Tasavvuf nefsin isteklerini terk etmektir. Zünnün-ü Misri bir gün mescide harama girdi. Direğin altına terk edilmiş hasta çıplak bir genç gördü. İçinden hazin hazin inliyordu. Zünnün-ü Misri diyor ki ona yaklaşıp selam verdim ve kendisine ey genç sen kimsin dedim. Dedi ki ben garip bir aşıkım. Ne demek istediğini anladım ve ben de senin gibiyim dedim. Ağlamaya başladı. Ben de onun ağlamasına dayanamayıp ağladım. Bunun üzerine genç, sen de mi ağlıyorsun dedi. Ben, ben de senin gibiyim dedim. Bunun üzerine en yüksek sesiyle ağlamaya başladı. Çok yüksek sesle ve dehşet bir bağırışla bağırdı ve ruhu esnada çıktı. Elbisemi üzerine örttüm. Kefen aramak için yanından çıktım. Kefen satın aldım. Yanına döndüm ama onu yerinde bulamadım. Subhanallah dedim. Gayipten bir sesin şöyle dediğini işittim. Ey Zünnun, bu garip öyle birisidir ki onu dünyada şeytan istedi bulamadı. Malik aradı göremedi. Rıdvan cennette aradı bulamadı. Ben dedim ki, peki o nerede? Gayipten bir sesin şöyle dediğini işittim. Güçlü padişahın yanında, güzel koltuklarda. Bu da sevgisinden, çokça ibadet etmesinden ve tevbeye acele etmesindendir. Bazı meşayihten aşık hakkında sorulunca dedi ki, insanlarla az buluşup çokça tenha yerlerde kalır, sürekli düşünüp ağzını kapatır, baktığında görmez, çağrıldığında işitmez, konuştuğunda anlamaz, başına bir bela geldiğinde üzülmez, acıktığında bunu anlamaz, kendisine küfredildiğinde hissetmez, Allah'tan başka kimseden korkmaz, tenha yerlerde Allah'ı düşünür, onunla ünsiyet kurar ve onun niyazda bulunur. Dünyayı sevenlerle, dünyayla alakalı bir tartışmaya girmez. Hikaye İsa Aleyhisselam bahçe sulayan bir gencin yanına uğradı. Genç adam İsa Aleyhisselam'a Rabbinden işte sevgisinden beni zerre miktarı nasiplendirsin dedi. İsa Aleyhisselam zerre miktarını taşımaya güç yetiremezsin dedi. Genç o halde zerre miktarının yarısını iste dedi. İsa Aleyhisselam ey Rabbim onu muhabbetinden zerre miktarının yarısı kadar muhabbetinden nasiplendir dedi ve yürüdü. Aradan uzun bir zaman geçti. İsa Aleyhisselam yine o mevkiden geçerken genci sordu. Dediler ki, o delirdi ve dağa çıktı. İsa Aleyhisselam Allah'a dua etti ve genci kendisine göstermesini istedi. Onu dağların arasında bir taşın üzerinde kollarını havaya kaldırmış olarak buldu. İsa Aleyhisselam ona selam verdi fakat o selama karşılık vermedi. İsa Aleyhisselam ben İsa'yım diye hatırlatmada bulundu. Yüce Allah İsa Aleyhisselam'a vahyetti ki kalbinde benim muhabbetimden zerre miktarının yarısı kadar muhabbet bulunan insanoğlunun sözünü nasıl işitebilirsin ki? İzzetim ve celalim hakkı için eğer onu testleriyle kesseniz o bunun farkında olmaz. Kim üç şeyi iddia eder de üç şeytan temizlenmezse, üç şeyden temizlenmezse o aldanmıştır. Birincisi Allah'ı zikretmekten zevk aldığını iddia eder ama dünyayı sever. İkincisi, amelinde ihlası sevdiğini söyleyen ama insanların kendisini tazim etmesini seven. Üçüncüsü, yaratıcısını sevdiğini iddia eden ama nefsinden de vazgeçmeyen kimseler aldanmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Ümmetim üzerine öyle bir zaman gelecek ki beş şeyi sevip beş şeyi unutacaklardır. Dünyayı sevip ahireti unutacaklar. Malı sevip hesabı unutacaklar. Yaratılanları sevip yaratıcıyı unutacaklar. Günahları sevip tevbeyi unutacaklar. Sarayları sevip Kabil'i unutacaklar. Mansur bin Ammar nasihat ettiği bir gence şöyle demiştir. Ey genç! Gençliğin seni aldatmasın. Nice tevbeyi erteleyen, uzun emel düşüncesi olan, ölümü hatırlamayan gençler vardır ki onlar hep şöyle derlerdi. Ben yarın öteki gün tevbe ederim. Ancak ölüm meleği onları tevbeden, gafil oldukları bir anda yakaladı ve kendilerini kabrin ortasında buldular. O kabir ki orada ne mal, ne köle, ne çocuk, ne anne, ne de baba fayda verebilir. Nitekim bu hususla ilgili olarak Yüce Allah şöyle buyurmuştur. O günde ne mal fayda verir, ne de oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple varan başka. Şu ara suresi. 88 ve 89. ayet. Allah'ım bana ölmeden önce tevbeyi nasip et. Gafletten bizi uyandır. Göndürlenlerin en hayırlısı peygamberimizi şefaatıyla bizi menfaatlandır. Amin. Müminin özelliği günü gününe, saati saatine tevbe etmeyi yapmış olduğu günahlara pişmanlık duyması, hayatını idame ettirecek kadar bir dünyalığa razı olup dünya ile daha fazla meşgul olmaması, bilakis ayret işleriyle uğraşması, Allahu Teala'ya ihlas ile ibadet etmesidir. Hikaye. Çok cimri ve münafık olan bir adam karısına asla sadaka vermemesini tembihleyip aksi takdirde kendisini boşayacağına dair yemin etti. Bir dilenci kapısına dayanıp, ey ev halkı, Allah hakkı için bana bir şey vermez misiniz dedi. Kadın üç tane çörek verdi. Münafık adam dilenciyle karşılaştı ve bu çörekleri sana kim verdi dedi. Dilenci falan evinden bana verdiler dedi. Ve cimri adamın evini tarif etti. Münafık cimri evine girip karısına şöyle dedi. Ben senin üzerine yemin etmedim mi? Hiçbir kimseye hiçbir şey vermeyeceğine dair. Kadın, ben Allah Azze ve Celle'nin rızası için verdim dedi. Münafık kalkıp tandırı yaktı. Tandır tam kor olduğunda hanımına, kalk kendini Allah için tandıra at dedi. Kadın kalkıp en güzel elbisesini giydi. Münafık herif, yeni elbiseni bırak dedi. Kadın, seven sevdiği için süslenir. Ben Rabbimin ziyaretçisiyim dedi ve kendini tandıra attı. Münafık herif tandırın üstünü kapatıp çekip gitti. Aradan üç tam gün geçtikten sonra münafık herif tandırın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Kadın Allahu Teala'nın kudretiyle sapa sağlam duruyor. Adam bu duruma çok şaşırdı. Kendisine gayipten bir ses Ateşin bizim sevdiklerimiz yakmadığını bilmiyor musun diyordu. Firavun hanım Asiye imanını Firavundan gizliyordu. Firavun onun iman ettiğini anlayınca ona işkence edilmesini emretti. Ona her türlü azap ve işkence ettikten sonra Firavun dininden dön dedi. Fakat o dönmedi. Kalın sopalar getirip onunla vücut ad adalarına vurdular. Sonra yine dininden dön dediler. Fakat o şu cevabı verdi. Sen ancak benim vücudumdan vücuduma hükmedersin. Kalbim ise Rabbimin koruması altındadır. Sen beni doğrayıp parçalara ayırsan Dahi bu benim Allah olan sevgimi artırmaktan başka bir şey yaramaz. O esnada oradan geçen Musa Aleyhisselam şöyle seslendi. Asiye bana haber ver. Rabbim bana kızgın mı yoksa benden razı mı? Musa Aleyhisselam ey Asiye göklerin melekleri seni gözetliyorlar. Allah ise seninle övünüyor. Bütün ihtiyaçlarını iste. Ne istersen kabul olunacak dedi. Hazreti Asiye suyan Hazreti Asiye şu niyazda bulundu. Ey Rabbim senin katında benim için cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve yaptığı fena işinden kurtar. Beni bu zalim kavimden kurtar dedi. Selma şöyle demiştir. Firavun karısını kızgın güneş altına bırakarak işkence ediyordu. Firavun ve adamları oradan ayrıldıktan sonra melekler onu kanatlarıyla gölgelendiriyorlardı. Asiye cennetteki evini görüyordu. Bu hadise Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir.